hemen 40 çeşit baharatımız var bunun içinde. Tofu içinde. Tabii 40 çeşit baharat. Ya ben artık tavuk dönercilerin baharatlarını hype'lamasından sıkıldım ya. Ben gidiyorum artık. Adios. Bir videoda karşınızdayım. Türkiye'nin göz bebeği, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya Ankara dönerini... Ankara'm be, Ankara'm be. En büyük sanayideyiz, OSB'deyiz. Şimdi müsaadenizle içeri geçip Oğuz Ustanesi'ni tanıştık. Ankara'm be. Ondan önce ne diyorum? Kahve zamanı, videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Oğuz Ustan kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun efendim. Nasıl işler güçler? İşler güçler güzel efendim. Bizim işlerimiz iyi çok şükür. İnşallah. Çok... Senaryo yazılmış konuşuyorlar diyor. Yani. Senaryo gibi. Şimdi sırf Ankara döneri yemek için 500 dönerci döner. Kilometre yol yaptık. Yani senaryo gibi işte dönerci sola döner. Şaka amacım yoktu. 1000 kilometre. İşler güçler der. Sağlam getiriniz. Doğru adrestesiniz hocam. İnşallah. Bro, this guy oğlum. Boyruk gerçekten NPC gibi konuşuyor bu arada. Ankara döneri yemek için 500 kilometre yol yaptık. 500'e geri gideceğiz. 1000 kilometre. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Doğru adrestesiniz hocam. İnşallah. Şimdi birazdan tadınca buna karar vereceğiz. Tamam. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ankara dönerini Türkiye'de bu kadar meşhur eden şey nedir? Ankaralılar. Şimdi, et dönerimizin süt dana olması. En yani önemli faktör bu. En önemli madde etin süt dana olması. Tamam. Terbiyede 2 gün beklemesi. Yani 48 saatlik et yiyeceğiz şimdi. Evet, bıyıktan. 48 saatlik et yiyeceksiniz şimdi. Güzel marinasyon. Sinir yok. Sinir yok. Sinirlerinden ait olan en önemli faktörlerden bir tanesi de şerbetli kuyruk kullanıyoruz biz. Öyle mi? Tabii şerbetli kuyruk. Şu şekilde bakarsanız. Dönerin en üstünde yanık kuzunun kuyruk yağı var. Evet. Şu şekilde bakarsanız şıkır şıkır damlamaya başlıyor bu şekilde. Ağlayan döner diyoruz. Evet, gerçekten döner güzel bu arada ya. Şu şekilde bir tane ekmek arası döner yapacağım. Tamam. Ben burada yedim. Şu şekilde kızartıyoruz. Tamam. Şu şekilde. Genelde Ankara'da başta değil de böyle ekmek arası yiyor gibi. Genelde ekmek arası yerler. Böyle ekmeğim kızarsın olsun isterimler. Biz de genelde bu şekilde yapıyoruz. Yedim burada. İsteyene 100 gram, isteyene 150 gram. Bu şekilde tercihlerimiz oluyor. Süt danası tamam, kesilmesi, süt danası yavru demek değil mi ya? Süt danası yavru olmuyor mu? Tamamdır, ben soğan alırım. Tabii ki. Çünkü döner soğansız döner, bence yenmeli. Döner soğansız yenmiyor. Evet, domates ama ekmeğe sıkmayacak kadar az olabilir. 1 veya 2 adet atıyorum sizin için. 2 tane olabilir. Evet. Oğlum nasıl oluyor ki öyle o zaman? Turşu. Ben acı biberi yanında yazık yiyeceğim. Yazık lan. Tamam efendim. Bu kadar yeterli. Mevcuttur. Şimdi koluna sağlık. Ben şöyle bir göstereyim yakından. Evet. Şimdi porsiyon seçenekleriniz aslında porsiyon değil gram var. Gram var. Evet, 100'den gram başlıyor 120 150 devam ediyor. 100 gramdan başlıyor 125 150 duble şeklinde gidiyor hocam. Çok İstediği güzel. Şekilde alabilir yani. Hatta yarım kilo şeklinde de satıyoruz. İsteyenler yarım kilo şeklinde de alabiliyor. O çok daha güzel olmuş. Evet. Şimdi istersen, tabi biz Hatay'a çok yakınız, evet. Adana'dan geldik. Burada Hatay usulü bir tavuk döner de yapıyor musunuz? Yapıyoruz efendim, evet. Bir tane yanına Hatay usulü döner yapalım mı? Tabii ki sizler için yaparız, ne demek. Hadi bakalım, ben şöyle yanına geliyorum senin. Tamam. Bu adam çok kibar ama. Tavuk döneri de şöyle göstermek istiyorum. Sanki böyle İyi şanslar. Gibi duruyor ama, evet. But var mı içerisinde? Mülakatta. Evet, adam çok düzgün konuşuyor, yani Ankara... Soru var. İşaretleri çıktı kafamda yani. Çok Ankara'da böyle olmaz yani. O ağız yok yani. Bunun da tabii marinasyonu var. Propaganda mı dersiniz Ankara propagandası? Hı? Sanayide olunca Ankara Türkçesi mi? Ankara Türkçesinde K yok bir kere. K harfi G oluyor direkt otomatik olarak. Sanayinin patronları da geliyor, işçisi de geliyor. Hepsi geliyor hocam, hepsi geliyor. Emekçi kardeşlerimize de buradan selam olsun. Tabii ki, emekçiler başımızın üstünde yeri vardır hocam. Onlar... Her zaman değerli misafirlerimiz. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Sizlerinize sağlık. Sağlık hocam. Evet, sen de bir emekçisin, senin de emek olasın. Ankara'daki herkes la diyen alkolik komiser bu arada. Şimdi tavuğu indirdiysek aslında hemen yapmaya başlayabiliriz. Aslında o hani gerçekten çok doğru bir Ankara stereotipi bu arada. Ankara'da... Sos var. Yanında çok sinirli herkes. Benim genel deneyimim hep öyle. Lavaşımızın ön yüzünü kızartıyoruz hocam. Bir çok atar var yani. Evet, olay budur. Bu şekilde kızartmasını tamam. Sağlıyoruz. Olay o. Bir yan alıyoruz. Bir yan taraf daha biraz daha onun derecesi. Tamam. Etimiz geliyor. Evet. Bunda da 100 120-150 seçenekleri var. 100 gram, 125 gram, 150 gram. Tamamdır. Bu şekilde. Kaç para? Oğlum ya bir şey diyeceğim. Eskiden bu dönerler
5 liraydı lan. Aynı bu kadar dönerin ben 5 lira olduğunu hatırlıyorum ekmek arası. Kaç? 2015 falan yani. 5 sene 6 sene. Böyle bir değişiklik yani insanın hayatında. Aldık geldik. Böyle bir senaryo yani. Lan 5 lira. Ben 5 liraya döner ayran yediğimi hatırlıyorum. Bayağı da hani 5 lira bir de kaliteli döner yapan mekandı. Lise çıkışı gidiyorduk oraya. Arada bir haftada bir gidiyorduk yani. Böyle ulan bunun döner süper. Artı ayran bu arada evet. Ankara'da evet, mutlu döner şey vardı. Yayıyoruz. Evet bu şekilde yayıyoruz. İnanılmaz. Hatay yapan şey daha henüz gelmedi. Hatay yapan şey tek şey aslında tavuk kendi kendisi. Yemek videosunda aynı konusunu duymaktan artık yemek videosu izleyesim gelmiyor. Hep aynı lineler. Sosumuz özel. Bu ne lan? Ana lan benim kanalım. Yanlışlıkla tıkladım chat. Mayonez. Bu el yapımı. Bizim kendi özel mayonezimiz hocam bu. Hepsi aynı. Ben bu arada gerçekten bir dönerci diğer dönerciden ayırt edemediğimi düşünüyorum chat. Özellikle Hatay usul. Çünkü o kadar çok baharat var ki zaten. Bir döner yani çok hani minimal farklar olduğunu düşünüyorum ya. Şöyle bir göstereyim. Bilmiyorum. Yok abi ne kadar fark ediyor. Ayırt et o kadar Hatay usulünde hiç ayırt edemiyorsun ya. Eğer benim gibi bir döner isterseniz, yanında da bir tane ayran isterseniz... Çok kötü yapmadıkları sürece yani. Fiyatı 48 lira. Tavuk döneri de geçtim lan, onun da fiyatını söyleyeceğim. Müsaadenizle önce buraya gelme nedenimiz, yani 1000 kilometre yapma nedenimiz, gördüğünüz üzere bu döner, Ankara'nın döneri Türkiye'de çok meşhur. Ben Allah Allah, Ankara'nın dönerinin meşhur olduğunu düşünmedim ya. Döner yedim, biraz sonra fikrimi söyleyeceğim. İbrahim teşekkürler İbrahim. İsteseydim bu döneri lavaş ekmek arası ile yaptırabilirdim ama Ankara'da genelde ekmek arası yediği için ben de bu şekilde ekmek arası yaptırdım. Burası sanayi bölgesi olduğu için ekmek şu an bile küçük değil ama daha büyük ekmeklerde isteyenler olduğu zaman Cumali Bey onlara özel bir ekmek yaptırmış. Daha büyük bir ekmeğin içerisinde döner burada servis ediliyor. Ne kadar büyük bir ekmek lazım ki özel ekmek için? 8 sene yanında ayranla birlikte. Trabzon ekmeği. Burası 3. şube en büyük sanayisi var Ankara'nın. Saat 11 gibi döner hazır. Akşam saat 8'lere kadar da döner burada bulabiliyorsunuz. Yaprak döner kullanıyorlar. Bursa'da döner yedim. Burada ben veganım abi. Antalya'da. Döner falan ilgilenmiyorum. Bir yerde. Gösteremem karışık, yani ekranda da. Desteklemiyorum da. Bence döner her şeyden yapılabilir ve çok da güzel lezzetli döner olur bence. Videonun sesinde problem arkada araba sesleri olması. Yoksa ses önemli. Açık. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Biz şu an bu kısımlar sadece acıkmak için izliyoruz. O yüzden ben geçiyorum ben artık. Ya. Acıktım ya. Gerçekten acıktım ya. Böyle bir zoraki acıkınca böyle bir ağzında tat olur ya. O oldu bak çok kötü. Çok kötü. 100 bin liralık akvaryum var. Herkese merhaba. Merhabalar. Rahatlatıcı halı yıkama videosu.